İyi günler diliyoruz sevgili izleyenlerimiz. Sektörler arası yolculuğumuza Bursa Blok Mermer Fuarı'ndan devam ediyoruz. Ve bizler şu anda Mitra Mermer'deyiz. Yanımızda firma genel müdürü Sayın Rasim Yavuz bulunmakta. Bakalım sektör ve çalışmalarına dair bizlere neler aktarıyor olacak? Merhaba. Merhabalar. Rasim Bey, öncelikle bizleri ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sektörle alakalı çalışmalarımıza elbette ki geçeceğiz ama onun öncesinde sizleri tanıyabilir miyiz? Benim adım Rasim Yavuz, Mitra Mermer Genel Müdürü. 2008'den beri sektörün içerisindeyim. Harika. Yani daha önce Metamar, Portsan, Sirimersan, Başaranlar gibi Türkiye'nin önde gelen şirketlerinde çalışmış bulunmaktayım. Şu anda da yaklaşık Şubat ayından beri Mitra Mermer'de görev almaktayım. Harikasınız. Peki Mitra Mermer'i bizler daha yakından tanımak istiyoruz. Vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biz Mitra Mermer'de hani mermer fabrikasından daha çok bir buluşma noktası, müşterilerimizin buluşma noktası olarak görüyoruz. Yerli ve yabancı müşteriler, özellikle yabancı müşterilerin Türkiye'ye çekmek ve katma değerin Türkiye'de kalmasından yana bir çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dediğimiz gibi hani mermer fason işleme sektör olarak kendimizi görüyoruz ve çalışmalarımız da bu yönde devam etmektedir. Harika. Bu çalışmaları gerçekleştirirken eminim güçlü de bir ekibe ihtiyacımız vardır, değil mi? Birazcık ekibimizden bahsedebilir miyiz? Ya da bir lokasyon olarak baktığımızda bulunduğumuz konum itibariyle insan kaynakları konusunda hani biraz eksiğimiz olduğunu görüyoruz burada. Şehir dışından transferlerimiz oluyor. Onun yanı sıra yine örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi'nden sosyal sorumluluk projesi adı altında destek istiyoruz. Harika. Ve genderinden ortak çalışma alanı yaratmaya çalışıyoruz. Onun dışında ekibin hemen hemen %90-95'ini tamamlamış durumdayız. Bundan sonra artık nokta atışlarla inşallah devam edeceğiz. Harikasınız. Peki takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Bizim giderek hizmet sektörü olduğu için hani lokasyon olarak da baktığımızda belki ham maddeye uzağız ama pazara yakın olmamızdan dolayı havaalanını Sabiha Gökçen'in 25 kilometre, büyük havaalanına 45 dakikalık bir mesafede olduğumuzdan dolayı hani daha çok yabancı müşterileri Türkiye'ye nasıl çekeriz, katma değeri nasıl Türkiye'de bırakırız, yeraltı kaynağımızı nasıl daha markalaştırıp daha değerli bir şekilde pazarlayabiliriz. Açıkçası çalışmalarımız bu yönde devam etmektedir. Harikasınız. Peki fuarın ikinci günündeyiz. Oldukça da güzel bir fuardayız. Sizler için nasıl geçiyor? Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Fuarla ilgili böyle büyük bir organizasyonla ilgili. Biz hani ilk katılımımız, yeni şirket olduğumuzdan dolayı gerçekte çok mutluluk duyduk. Düşündüğümüzden daha fazla ilgi gördük ve görmeye de devam ediyoruz. Gerçekten hatta yılda bir mi iki kere tekrarlanması gerektiğini de düşünebiliriz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim bununla ilgili. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz bu anlamda. Peki firma olarak gelecek hedeflerimiz nelerdir? Gelecek hedeflerimiz dediğimiz gibi biz yeraltı kaynaklarımızın marka değerini arttırmak, yabancı müşterileri Türkiye'ye çekmek, bunlarla ilgili ileriki boyutlarda yapacağımız, yurt dışından gelecek davet edeceğimiz mimarlar olsun, Türkiye'den davet edeceğimiz mimarlar olsun, yapacağımız birlikte küçük küçük toplantılarla birlikte bunu geniş alana yayarak yeraltı kaynağımızın katma değerini ve marka değerini arttırarak dış pazara pazarlamak olacak. Birinci hedefimiz öncelikli bu. Harika. Peki son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Rasim Bey? Ya özellikle hani mermerciliğin bir üst levele taşınması konusunda son zamanlarda yapılan çalışmaları titizlikle izliyoruz. Hani mermer deyip geçmemek lazım. Daha hani ekonomiye de daha fazla katkı
katkı sağlaması için çaba sarf etmemiz lazım. Dolayısıyla özellikle üniversitelerle birlikte çalışmamız gerektiğini, özellikle üzerinde durmamız gerektiğini düşünmemiz lazım. Yeni projeler hazırlamamız lazım. Dediğimiz gibi sektör olarak da hani milli menfaatler doğrultusunda hep birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ben teşekkür ederim size.